MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye Filistin'deki katliama sessiz kalmayacaktır dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi mesajları Türk milletinin mesajıdır. Türkiye zulmün karşısında mazlumun yanındadır. İsrail Başbakanı dinler ve medeniyetler arası cepheleşmeyi kanlı bir mücadeleye dönüştürmek için her türlü provokasyondan medet ummaktadır. Netanyahu ve kirli ittifak ortakları ateşle oynamaktadır. Türk milleti Gazze'deki dehşet saçan katliamlara elbette sessiz kalmayacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 ülke İsrail saldırılarına karşı çıkmış ve ateşkes ilanına destek vermiştir. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Kalıcı barış ve ateşkes rejimi kaçınılmaz ve tehir edilemez bir hedef olmalıdır. Nasıl ki İsrail vatandaşı sivillere saldırılar yanlış ise, Gazze'li masum halka saldırılar da o kadar yanlış ve kabul edilemezdir. 28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin mitinginin Cumhuriyet kutlamalarını örtbas etmek için planlandığını iddia etmek soysuz, merhametsiz, vicdansız bir yalan ve iftiradır. Bu yalan ve iftiraya sarılanların resepsiyonlarda servis edilen çerezlerle Cumhuriyeti kutlama merakı bir bakıma Cumhuriyeti çerez yerine koymak, istismara yeltenmek, basite indirgemek değil midir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. Aynı zamanda ilk cumhurbaşkanımızdır. Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık bir tarihi olduğu da bilinen bir husustur. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri 29 Ekim resepsiyonunu akıllarına getirdikleri kadar 5 Kasım'da planladıkları büyük kongrelerini Cumhuriyet'in 100. yılında yapmaktan niye kaçtılar? Madem bu partinin yaşı Cumhuriyet'in yaşıyla aynıdır, neden aynı gün ve tarihte kongrelerini toplamaktan imtina edecek ürkekliği gösterdiler? Filistin'le tarihi, kültürel ve inanç bağlarımızı hiçe sayanların, masumların hakkını savunmaktan kaçınmak için kimi bahanelerle sığınması insafsızlıktır. Ne var ki bu insafsız azınlığın millet nezdinde itibarı zaten yoktur. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ne unutmak ne de unutturmak mümkündür. Kaldı ki 29 Ekim 2023 tarihinde yaşanan görkemli ve coşkulu kutlama sahneleri bu görüşümüzü teyit etmektedir.